Sayın Öcalan'ın toplum üzerindeki etkisi bilinmektedir. Aslında bu kampanya yeniden toplumla buluşmak, yeniden diyalog, çözüm, barış sürecinin önünü açmak. Çünkü toplumun özellikle 2013-15 yılından bir deneyimi, bir tecrübesi var. Sayın Öcalan'la kurulan bir iletişimin, diyalog sürecinin başlaması Türkiye'deki, Orta Doğu'daki halklara daha fazla özgürlük alanı açmıştır. Daha fazla kendilerini ifade etme alanı sağlanmıştır. Bu açıdan ciddi bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Yani bizim bundan sonraki planlamalarımızın birçoğunda bu yapılacak olan mitinge dönük çalışmalar yapacağız. Çünkü bunun kültür çalışanları olarak da kendi tarafımızdan da öneminin farkındayız. Nihayetinde özelde Kürt kültürü çalışmaları yapan bir kurumuz. Bunun hem bizim halkımız açısından hem kendi çalışmalarımız açısından toplumların bir araya gelmesi, birbirini diyalog çerçevesinde anlaması, birlikte yaşam kültürünün gelişmesi açısından biz de bu mitinge katılım açısından elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız. Orta Doğu'dan başlayan, yayılan savaş gerçekliği var. Gün geçtikçe savaşın halklar üzerinde yarattığı baskı artmakta. Bunu gerçekten öncelikle görmek gerekiyor ve şu anda dünyada yarın ne olacak hiç kimsenin bilmediği bir süreci yaşıyoruz. Bunun yanında kadına yönelik baskının, çocuklara yönelik baskının, ekolojik kıyımın bu kadar arttığı, artık her şeyin talan edildiği, yozlaşmanın bu kadar derinleştiği bir süreçte evet, Sayın Öcalan gibi bir insanın özgürlüğünü talep etmek bizim en haklı, en meşru talebimizdir diye düşünüyoruz. Çünkü fikirleriyle toplumların bir arada ayrıştırarak değil, bir arada yaşam kültürünü ortaya koyduğu ve bunun perspektifini ve bunun zihinsel olarak yaşam bulabilecek bir perspektif ortaya koyduğu için, bunun da yaşama geçirilebileceğine inandığımız için bunu her alanda daha güçlü bir şekilde savunmamız gerekiyor. Ve Türkiye'de de şöyle bir problem var. Sanki her şey sandıkta demokratikleşecekmiş gibi bir algı var. Bunun yani bir yanılgısı var. Elbette sandıkta demokratikleşme de olacaksa olacak. Yalnız sandığa gitmeden önce 5 yıldan 5 yıla gidip oy kullanmayla hiçbir toplumda bir şey değişmez. O 5 yıla gidene kadar toplumsal örgütlülüğü, kendini anlatma, toplumla buluşma. Sonuçta toplumda, toplum canlı bir organizma. Siz o canlı organizmayla buluşmadığınız zaman, canlı organizmayla gerekli ilgiyi, gerekli bakımını yapmadığınız zaman solar gider. Nihayetinde bir ağaç gibi, bir tabiat gibi, doğa gibidir toplumda. Kendinizi anlatmadığınız sürece, sürekli buluşmadığınız sürece insanlar da doğru olanın, en azından bir kuşak bunun doğru olduğuna inanıyor. Şu anda gençlikte mesela bir kuşak gerçekten bu yaşamların böyle olduğunu ve hep böyle gideceğini düşünüyor. Biz de bunun karşısında tüm toplum olarak bunun böyle olmadığını, bunun bir yanılsama olduğunu, ekonomik koşullardan tutun, toplumsal, kültürel, sosyopolitik koşullara kadar büyük bir baskı, büyük bir zulüm altında olduğumuzu topluma anlatmamız gerekiyor. Ve şunu da çok net gördük ve biliyoruz. Sayın Öcalan fikirleriyle, yaklaşımlarıyla hem Türkiye'de yaşayan halklara hem Orta Doğu'da yaşayan halklara büyük bir umut kapısı, büyük bir ışık kaynağı olmuştur. Biz de onu mitingde aramızda görmek istediğimizi en güçlü bir şekilde dillendireceğiz. Çağrıyı şöyle yapmak isterim. Gerçekten Türkiye'de 100 yıldır süren bir devlet ve toplum arasında bir ciddi bir sorun var. Kürt halkıyla özellikle devlet arasında, Alevi toplumuyla devlet arasında, demokratlarla, sosyalistlerle, bir ileri adım atmak isteyen herkesle, kadınlarla, doğayla, kendini
bir gören, ezildiğini, sömürüldüğünü, talana uğradığını, kırıma uğradığını düşünen herkesin, vicdani, dini, ahlaki, toplumsal düşünen her insanın bence bu mitinge destek vermesini düşünüyorum. Çünkü bunu yaşadık. Bu hayali bir şey değil. Sayın Öcalan'ın toplumla kurduğu ilişki, bütün topluma getirdiği özgürlük alanını hep beraber yaşadık. Konuştuklarımız, söylediklerimiz de izafi bir şeyler değil. Evet, bunu yaşadık. Bu yaşadıklarımızın, bu doğru, hakça, en azından eşitliğe açılabilecek bir pencerenin tekrar açılabilmesi için 13 Ekim'deki Ahmet'te yapılacak mitinge tüm halkımızın katılmasını diliyorum.